Marif davamız. Bir nesnenin varoluş amacının gerçekleşmesi olarak tanımlıyor kemalatı Ragıp el İsfahani Müfredat adlı kitabında. Çağlar öncesinden kemalatın tanımı yapılmışken hala daha kemalatı bulamayışımız da bir garip olsa gerek. Kemalat, bir nesnenin varoluş amacının gerçekleşmesi. Nurettin Topçu ise marifi, millet ruhunu yapan şey olarak tanımlıyor. Mariften kastının ise ahlak, sanat ve felsefe alanında yetiştiren mekan, zaman ve kişi olduğuna vurgu yapıyor. Yani kamil insan. Peki kimdir kamil insan? İsfahani'nin de tanımına göre insanın ve insanlığın varoluş amacının gerçekleşmesi, yani ahlak, sanat ve felsefede kemal noktayı bulmasıdır. Başka bir deyişle marif, kalbi selim, zevki selim ve aklı selim insan yetiştirmek olarak çıkıyor karşımıza. Bunlardan herhangi birinin eksik olması kemalatı nakıs kılar. Topçu da işte tam bu noktadan yakınmakta, marifimizde kemalatın bulunmayışı. Eski medreselerimizde kalbi selim ve zevki selim insanların yetiştiği, fakat aklı selim yani felsefe alanında ise olgunluğa ulaşılmadığı, Batı'yı taklit ederek kurduğumuz yeni mekteplerde ise üçünün birden neredeyse yok olma safhasına geldiğinden yakınıyor. Dinin gerici zihniyet kabul edilerek Batı'nın marifine her sarılışımız bizleri yüzüstü bıraktı. Hiçbir alanda tam bir kemalat gösteremeyen nesil parça parça bilmenin hevesiyle evrensel ilahi aşka ulaşamaz diyor. Türkiye'nin Marif Davası adlı kitabında Üstad, Türkiye'nin marifini tahlil ederek sanki kitabın ilk yarısında bu sorunları ortaya koyuyor ve ikinci yarısında çözüm üretiyor. Fakat sorunu ortaya koymadan önce marifi oluşturan temel unsurların analizini yapıyor. Ders, talebe, muallim ve mektep nedir? Bunların sorunlarına tek tek değiniyor ve sorunu ortaya koyup öylece bırakmaksızın çözüm üretiyor. Topçuya göre hakikatlerin araştırılması olan ders, ilkokulda kalbin terbiyesi, ortaokulda aklın terbiyesi ve yüksek öğretimde ise ihtisas gayesini gütmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Başka bir deyişle ilkokulda ahlak, ortaokulda felsefe ve yüksek öğretimde ise ahlak ve felsefenin en yüksek meyvesi olan sanat gaye edinilmelidir ona göre. Hakikatlerin peşinde koşmayı meslek edinen insan, gayesi olgunlaşma olan bir mesleğin insanı, disiplini kainattaki nizam gibi zaruret olduğuna inanmış, diğer içtimai sınıf insanlarına örnek olacak kabiliyette bir üstün insan namzeti, çocukluk mesleğini hakkıyla başarmış, mesleğine siyasi maksatlı dernekçilik, sporculuk, izcilik, rozetçilik ve reklamcılık gibi çok küçük meslekleri bulaştırmayan şerefli insan olarak uzun bir şekilde tanımlıyor talebeyi. Peki marif muallimsiz olur mu? Muallim ise bütün ruh yapımızın sanatkarıdır. Onun sanatındaki küçük bir eksiklik ferde, fertten de topluma yansıyor. Bu yüzden kitabında birçok yerde toplumsal bozulma ve çözülmeyi muallimlerin boyunlarına yüklüyor. Nesimi'nin de dediği gibi, ''Ey Nesimi, can Nesimi, bil ki hak aynındadır, cümle mahlukun vebali ulema boynundadır.'' İlim mabedimizin dördüncü duvarı ise mektep. Millet mektebinin dışında yer alacak özellik ve yabancılık tanımayan, kutsal çatısı altında siyasete yer vermeyen, muallimin ilmi ve ahlaki otoritesinden başka hiçbir otorite tanımayan, ruhları huzur içinde birleştirici disiplinin barındığı ideal çatı, mektep. Marifin temel unsurlarını bu şekilde aktardıktan sonra kamil insana çözüm arıyor. Topçu bu çözümleri ise her defasında yıkılışımızın sebebi benliğimizden kaçarak taklitçiliğine sığındığımız Batı'nın kısır marifinde değil, yüzyıllardır ilmek ilmek işlenen milli marifimizde arıyor. Mevlana'lar, Yunuslar, Hacı Bektaşlar, Osman Gaziler, Fatihler, Yavuzlar. İşte bizim ana kaynağımız, işte bizim muhtaç olduğumuz kudret. Böyle olmasına rağmen gençliğimiz hiç mi atılım yapmayı denemedi? Denedi tabii. Fakat Topçu'ya göre bu denemeler denizin dibine dalmak değil de yüzünde gezinmek olduğundan muvaffak olamadılar. Peki nedir bu alıntılar ve hatalar? İlk olarak ilk işaretle harekete geçerken yaptıkları ahlak yeminini az zamanda unutup siyaset ve tedbir yolunu tutup kendilerini sürükleyici bir şefin olmamasından yakınmaları,
Sonra düşmana yine düşmanın kendi silahları ile karşı çıkmaya çalışacak kadar yaratıcılığın yerini taklitçiliğin tutması ve kendi zaaflarını kabul etmeleri ve son olarak da eğitimde keyfiyetten çok kemiyete önem verilmesidir. Yani kalite bırakılıp çokluğa bakılmış, çokluk ile övünür olmuşlardır. Topçunun yakınmış olduğu başka bir husus ise ana dile karşı yabancılaşmadır. Zira düşünmek bir nevi konuşmak demektir. Konuşmasını bilmeyen, kendini tam anlamı ile ifade edemeyen gençler maalesef düşünemeyeceklerdir. Düşünemeyen bir nesil ise kemalatın basamakları arasında kaybolup gidecektir. Ve son olarak da din eğitimi. Marifimizdeki din eğitimi softa ve gerici kabul edilerek tedricen kaldırılmıştır. İlk zamanlarda felsefenin ve ruh meselesinin Allah'a götürüyor düşüncesiyle kaldırılması ve zamanla din derslerinin sadece not yükseltmek için alınan bir ders haline gelmesiyle sonuçlanmıştır. Dini bir sınırlayıcısı olmayan bir nesil kendini hür kabul etmiş, güya bu sahte hürriyet peşinde gençliğini sefahat içerisinde perişan etmiştir. Bu sahte hürriyet içinde kendini teknolojinin demir ve ruhsuz esareti altına bırakmış, o olmazsa yaşayamayacağı kalp ve beyinden başka yeni organlar edinmiştir. Evet, işte özgürlük. Peki Nurettin Topçu'ya göre çözüm için ne yapmamız lazım? Bize bir insan mektebi lazım. Bir mektep ki bizi kendi ruhumuza kavuştursun. Her hareketimizin ahlaki değeri olduğunu tanıtsın. Hayaya hayran gönüller, insanı seven temiz yürekler yetiştirsin. Her ferdimizi milletimizin tarihi içinde aratsın. Vicdanlarımıza her an Allah'ın huzurunda yaşamayı öğretsin. Bu mektepte edebiyat, tarih ve felsefe kültürü başta gelecek ve onun yetiştiricileri sadece bir memur değil, örnek insan olacaktır. Ancak böyle yepyeni bir anlayışın benimsenmesiyle Türk millet marifini kurmak ve ruhlarımızda Rönesans açmak kabil olacaktır.